Beraberimiz sürüyor efendim. Kur'an günündeyiz. Özellikle iman hususunun ehemmiyeti ve Kur'an'da nasıl bir imanın bizden istendiği, imanı korumak, muhafaza etmek ve inkişaf ettirmenin gerekliliği üzerinde durmaya gayret ettik. Özellikle hadiste de ifadesini bulan bu imanı tecdit veya tazeleme, yenileme ifadesinden ne anlamak gerekiyor? Yani geçmişte mesela alimler tartışmışlar. İman artar mı, azalır mı, eksilir mi gibi. Veya öbür taraftan mesela büyük günah işlemek insanın imanını ortadan götürür mü, kaldırır mı gibi tartışmalar olmuş. Onları hadi bir yana bırakalım ama imanın yenilenmesi dediğimiz şey nedir? Böyle bir şeye ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bu son bölümde biraz bundan bahsedelim inşallah. Evet. Şimdi sürekli Ali abi de söyledi, bir yenilenme söz konusu. Yani sürekli hem kendi vücudumuzda, sadece maddi bedenimizde değil, duygu dünyamızda, hem de duygu dünyamızdan işte seyrettiğimiz alemde, içinde yaşadığımız dünyada sürekli bir değişme var. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor. Tabii filozof bir nehirde iki defa yıkanamazsınız demiş. Pantray diyor Herakleitos. Bir nehirde insan iki defa yıkanamaz. Faalul lima yurid. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Yani Cenab-ı Hak dilediği gibi faaliyettedir. Külle yevmin huve fî şe'en. Her gün başka bir iştedir. Yani dinmek bilmeyen bir faaliyet var. Bir canlılık, bir hareketlilik. Yani bir atomun içindeki hareketlilikten ta galaktik sistemlerdeki hareketliliğe kadar. Şimdi dolayısıyla imanın yenilenmesi demek her yeni oluşuma, her yeni tabloya iman da bakmak, yani imani bir yorum getirmek. Her olayı iman perspektifinden incelemek ve yorumlamak demektir. Yani iman böyle bir bakıştır. Yani imanı sürekli kullanmak. Şimdi insanın sağ elini daha çok kullandığı için sağ eli daha güçlüdür. Yani güçlenmesi için bir şeyi kullanmak gerekiyor. İmanımızı da kullanmamız gerekiyor. Yani iman öyle bir kenarda duran, ondan sonra cuma akşamlarından cuma akşamına işte hatırlanan ve yenileyelim. Yani sözde, sadece sözde yenilenen değil. Yani la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyin. Her şeye, her olaya o gözle bakın. O gözle onu yorumlayın demek. Yani Allah'tan kopuk bir şey yok zaten. Allah'ın kontrolünde olmadan, izni olmaksızın bir yaprak bile dalından düşmez diyorsa Kur'an, o zaman her şeyin Allah'la ilgisi var. Allah her şeyi çekip çeviriyor hikmetiyle. Dolayısıyla Allah'ın isimleri her şeyde tecelli ediyor. İşte onları görmek, o gözle bakmak ne olacaktır? İmanı sürekli yani burada, yani zaten insan onları seyrettiği zaman işte imanın dile gelen, söze gelen ifadeleri olarak la ilahe illallah diyecektir, subhanallah diyecektir, şaşırdığı şeylerde değil mi Allahu Ekber diyecektir, hayrete düşecektir. Ama ben öyle anlıyorum. Yani o bir bakıştır, bir yorum şeklidir. Her şeyi insanın imanıyla, imanının gerektirdiği gibi yorumlamasıdır. Yani Allah'tan kopuk değil, Allah'ın iradesi, kudreti, hikmeti ve diğer isim ve sıfatları açısından değerlendirmesidir. Böyle baktığı zaman insan sürekli tabii kullanıyor. Yani imanı onun şeyi oluyor. Bu bakışı şey oluyor o zaman. Yani demin otomatik tabirini kullandınız ama imanın bir noktada otomatikleşmesi gibi oluyor. Ama bu gayreti, bu çabayı sarf ettikten sonra. Sarf ettikten sonra. O zaman işte gören gözü, işiten kulağı olurum manası mı oluyor? Yani evet, tam da iyi hatırlattınız. Mümin, çünkü mümin öyle görüldüğü yerde Allah hatırlanan kişidir diyor mesela. Çünkü onun her hali Allah'la beraberdir. Gerçek imanı Peygamberimiz şöyle tanımlıyor. Gerçek iman, her nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Ve buna inanmandır diyor. Yani Allah'la berabersin yani. O seni izliyor, o seni takip ediyor, sen onunla berabersin. Her şeye onun açısından bakıyorsun. Yani öyle bir bakışla bakıyorsun ve öyle bir yorum getiriyorsun. Evet.
Burada bir şey hatırıma geldi. Yani gerçekten çok önemli olan bu. Yani her şeyi La ilahe illallah hakikaten uygun yorumlamak. Yani memleket meselelerini, ekonomik meseleleri, bir aldığımız eşyayı, yani her şeyi yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı ile irtibatlandırarak yorumlamaya çalışmak demek, devamlı iman etmek, devamlı imanı geliştirmek demektir. Bunu nereye dayandırdığımız, ben bir yani sözünüzü kestim ama mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan hakikat tevhiddir. Öyle. Yani ifadesinin aslında açılımı bu bir öyle, bakıma. Öyle. Yani niye tevhiddir? Evet. Yani hani başta bir önceki bölüm söyledik ya, tamam Allah'a iman ettik. Yani tekrar tekrar bunu hatırlamanın, bunun gereğinin, lüzumu anlatmaya çok ihtiyaç yok diyen anlayış. Evet. O zihniyet aslında yani Kur'an'dan tamamen kopuk. Biraz yani eğer kasıtlı söyleniyorsa şeytani, yoksa gaflet durumu var burada. Öyle. Dolayısıyla Kur'an'da en mühim hakikat, yani tevhid hakikati ise, iman hakikati ise bunu biz yani orada tevhid de yani Allah yarattı bıraktı değil. Bak yarattı bıraktı. İşte tevhid değil zaten. İman ettik, tamam orada kaldı. Buna benziyor. Allah yarattı bıraktı. Ya. Ondan sonrasına karışmıyor. Halbuki gerçek tevhid her an. Her an yaratıyor ve her anı, her şeyi onun kontrolünde cereyan ediyor ve bir hikmet için yani Allah yaratıyor. İşte onu takip etmek. Yani Allah'ın yaratılışındaki, devam eden yaratılıştaki hikmetini izlemek ve yorumlamak, o tevhid penceresinden bakıp yorumlamak, evet. Hakiki olan iman o oluyor. Ve burada şu çok önemli diye düşünüyorum. Yani böyle bir yorum yapılmadığında insan olumsuz etkileniyor. Yani doğru bakmadığımızda, La ilahe illallah hakikaten uygun yorumlamadığımızda, misafirliğe gittiğimizde, misafir geldiğinde, otobüs yanımıza bir oturduğunda, bir hadiseyi tahlil ederken, Cenab-ı Hakk'ın iradesini ve kudretini dikkate almadan, artık bunu nasıl yapacaksak, dille söylemek gerekiyorsa dille söyleyerek, kalple hissetmek gerekiyorsa öyle yapmak. Bunu yapmadığında da bir şey oluyor insan. Ama olan şey iyi şey değil. Yani o zaman da başka şeylere bağlıyor hadiseleri. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ve iradesiyle alakasını kurarak bir yorum yapmadığında ve yapmak gerektiğini düşünmediğinde, bu defa tabiata, sebeplere, tesadüfe havale ederek yorum yapmaya veya o konudaki öyle yorumları dinleyerek, onları doğru zannederek olumsuz etkilenmeye başlıyor. Bu defa da sırat-ı mustakimdeki güvenliği, cennete giden yoldaki güvenliği tehlikeye düşüyor. Yani o yolda yani kalabilmesi tehlikeye düşüyor. İmanla küfür ortası yoktur demişler mesela. Evet. İmanla küfür ortası yok. Yani çünkü bir şeye bakıyorsun, onu yorumluyorsun. Ya imana göre yorumlayacaksın. Evet. Ha, Allah'a göre ve inancın gerektirdiği gibi bir yorum getirmezsen otomatikman küfre düşmüş oluyorsun. Yani evet, o olayda bir zedeleme. Bir de şu çok önemli. Yani küfre yanlış anlaşılmasın. Yani imanın gereği olan bir yorum yapmadığınızda o bakışınız en azından. Problemli. O anda küfre düşmek değil belki ama o bakışınız imanlı bir bakış açısı olmuyor. Olmuyor. Ama küfre düşme tehlikesi var mı? Küfre var tabii. Onu o bilmiyoruz. Sürecin sonu. Veya o anda. Veya o an öyle bir şey söyleyebilir yani imani ki. Bir şey. O anda ışık sönüyor. Işık yani. Sönebilir. O tehlike de var. Yani burada çünkü kişileri yargılamadığımızdan bunu yani rahatça söylemeliyiz. Evet. Çünkü kişileri yargılamıyoruz ama yani şurada, böyle bir tehlike var. Bu akşam okuduk ya, onu dile gelmedi gerçi ama sümme amenu sümme keferu diye böyle iman ederler küfre girerler, iman ederler küfre girerler ya, ve onun sonucu da iyi bitmiyor yani ya. Çoğu kez. Çünkü o şöyle yani diyelim ki hani iman dedik ya ışık, bir ışık, kalbin ışığı, iç dünyamızı da dış dünyamızı da aydınlatan bir ışık. Şimdi Allah'la olan bir intisap, bir bağ. Şimdi bu bağ zaman zaman koparsa ne olur? Hani diyelim ki bir kablo, kabloda zaman zaman kopukluklar var. Böyle temas ediyor, ışık yanıyor. Bir anda temas kesiliyor, ışık sönüyor. Bir yanıyor, bir sönüyor. Ya bu iyiye giriş değildir. İyiye o sonunda giriş sönecek demektir yani. Onun için yani onu, o bağı güçlü tutmak ve hiç böyle yani yanlış yoruma meydan vermeyecek şekilde her şeyi imanla yorumlamayı bir itiyat, bir alışkanlık haline her getirmek. Tarzına. Kasten ve bizzat takip edip getirmek lazım. Gerekiyor. Burada bir ümitlendirecek belki, bir nefsimizin de yani çok sıkışması halinde biraz rahatlamak istiyorum. Cevap alabilecek bir şey söylemek istiyorum birkaç cümleyle. Yani şu anlatılanları duyduğumuzda bu nerede, biz nerede?
yani filan diyebiliriz. Cevap, o yolda olmak. Yani ben hayata hep iman esaslarına uygun bakmayı arzu ediyorum. Yani şu an itibariyle gün içinde bunun gereklerini yapamasam da böyle olmak istiyorum. Her gün, her hafta bir adım daha Allah'ın razı olacağı şekilde yaşadıklarımı yorumlamayı, yaşadıklarımdan imanımı kuvvetlendirecek dersler çıkarmayı arzu ediyorum. Bunu niyetimize alacağız. Bunu niyetimize almamız lazım. Bu herkesin elinden gelir. Yoksa bu zaten sonsuz yolculuk. Yani her yaşadığını ayağına batan dikeni dahi, la ilahe illallah hakikaten uygun yorumlayanlar da bu işin sonuna geldik dememişler. Onlar dememişler. Sonu yok çünkü. Sonu yok. Yani biz o halde bu yolda olmak, bu gayret içinde olmak, hep imanımızı koruma ve geliştirmenin arayışında olmak gerektiğini düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın inayeti, koruması inşallah üzerimizde olur. Allah razı olsun bu duayla. Bu aynı zamanda dua olsun bizim i̇nşallah. İçin. Böyle bir hayatın hepimize nasip etsin inşallah. Amin, amin. Sevgili dostlar, inşallah yeni bir Kur'an günlüğünde yine farklı bir konuyla karşınızda olacağız nasip olursa. Tekrar buluşmak duasıyla efendim. Hoşçakalın.